Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun inşallah ve bütün dünya müminlerinin üzerinde olsun. Aziz kardeşlerim, programımızın adından belli olacağı üzere diline sahip olamayan insanların, ağızlarına sahip olamayan insanların içine düşmüş oldukları öyle gafletler, öyle yanlışlar var ki hayretler içerisinde izliyorsunuz. Toplumun önünde siyasetçi, lider, sanatçı, kanaat önderi olarak bilinen insanların ağızlarından çıkanlara sahip olamamaları, sokakta herhangi birinin ağzından çıkana sahip olamamasından daha kötü, daha korkunç neticeler doğuruyor. Allah nasip ederse bunlara örnekleriyle, canlı örnekleriyle değineceğiz. İsterseniz ilk örneğimizle konuşmamıza, programımıza başlayalım. Bakınız, Nakşibendi Tarikatı lideri Bursevi, bir kollarından birinin lideri Bursevi ne demiş? 1986'daki uzay mekiğini biz düşürdük. Neden? Önce şu soruyu soralım. Nasıl düşürdünüz? Civatalarını gevşettik. Birileri civatasını gevşetmiş ve Challenger düşmüş. Güzel de niye düşürdünüz? Neden zarar verdiniz? Toplumun yararına, ıslahına olan şeylere niçin zarar veriyorsunuz? İnsanlığa faydası sağlayan cihazlara, aletlere, mekanizmalara niçin zarar veriyorsunuz? Eğer gerçekten sizin iddia ettiğiniz gibi onu siz düşürdüyseniz, o zaman o araç içerisinde ölenlerin katilleri doğal olarak sizsiniz. Bakın, burada birkaç basit akıl yürütme yapmıyoruz. Şöyle bir imaj ortaya çıkıyor. Kafirler yapar, Müslümanlar yıkar. Dışarıya verdiğiniz imaj bu. Bu çok kötü bir şey. Bu çok kötü bir şey. Yani bunlara inanan nesiller daha sonra dine komple inanmayan nesillere dönüşecek. Ya hadi dine inanmıyorsa inanmasın. İnsanın kendi kişisel tercihidir de. Hani bu şekilde yönlendirmeyi niye biz yapıyoruz? İnsanlar dine inanmayabilirler. İslam dine inanmayabilirler. Biz Allah'ın elçilerinden daha mı güçlü tebliğ yapıyoruz ki onları kabul etmeyenler bizi kabul etsinler? Hayat bu. Bir öğretmen ne kadar iyi olursa olsun, öğrenci derse çalışmıyorsa yapacak hiçbir şey yoktur. Şimdi insanlar İslam dininden uzak duruyorlarsa dursunlar. Ama ne yazık ki bu biz Müslümanların eliyle oluyor. Bu çok kötü. Şimdi bu tarafı çok kötü. Bilim üretmediğiniz gibi üretilmiş bilim dallarına da, efendim, teknolojik aletlere, cihazlara da zarar veriyoruz. Ve bunu keramet diye anlatıyoruz. Fazlasıyla komik ve enteresan değil mi? Yani Titanic'i Abdülkadir Geylani mi batırdı? Japonya'daki tsunami'leri Said Nursi mi yapıyor? Öyle mi diyelim yani? Veya benzeri şeyleri mi söyleyelim? Yani bunların din diye anlatılıyor olması, bu insanların din adamı diye dinleniyor olması gerçekten çok kötü, çok korkunç neticeler doğuruyor. Birkaç nesil sonra ortaya nelerin çıkacağını bir düşünün lütfen. Bir gün ben Şehzade başında cuma namazı kılıyordum. Şimdi hoca camide vaaz veriyor. Biliyorsunuz bazı yerlerde yağmur yağmayınca oraya bulut geldiği zaman bomba fırlatılır. O bomba yağmur yağmasına sebep olur. Diyor ki hoca, efendim diyor, bu meteoroloji neyin nesidir böyle? Ne uğraşıyorsunuz siz diyor yağmur yağdırmak için? Yok ağaç dik ortalığa, yok efendim bomba fırlat bilmem ne. Allah yağdıracağı yere yağdırır zaten. Güzel de ağaçlar yağmuru çeker. Efendim, meteoroloji ilmi bize hava durumunu haber verir. Biz ona göre hazırlıklar yaparız. Adam o ilmi yok etti. Şimdi orada yer bilimlerine ilgisi olan bir öğrencinin oturup o sohbeti dinlediğini düşün. Ne düşünecek? Oraya gelmeyecek. Sonra böyle saçmalayan başka bir camiye gelmeyecek. En sonunda hiçbir yere gitmeyecek. Yani burada kalmıyor. Bu basit bir örnek olarak kalmıyor. Bunun gibi yüz milyonlarcasının aynı anda yayıldığını düşünün. Tasavvuf, tarikat kitaplarında akla hayale gelmedik menkıbelerin, masalların ne kadar yer tuttuğunu bir düşünün lütfen. Ve bunların toplumu nasıl etkilediğini düşünün. Hangi konular bize konuşturuluyor? Nelere alıştırılıyoruz? Bir düşünün lütfen. Tam da İslam düşmanlarının memnun olacağı bir hoca tipi. Bu karakter. Neden? Çünkü istiyor ki Müslüman bilimden uzak dursun. Müslüman yer ve gök araştırmalarından uzak dursun. Kendi kabuğunda bir yıl masal ve hikaye inansın ve birinin sömürgesi olsun. Bu burada kalmıyor arkadaşlar. Konu gerçekten çok ciddi. Önemli. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka örneğimize geçelim. Bakınız. AKP'li vatandaştan sokak röportajına şoka eden sözler. Allah gelse gene Tayyip kazanır. Gerçekten ben bunu dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. O diyor ki bu gözlüklü arkadaş söylemiyor bunu. Onun yanına gelen bir başkası söylüyor. Onun yanına sonradan gelen bir başkası söylüyor. Ekrandakiler değil yani. Efendim diyor, Allah bile gelse diyor Tayyip kazanır diyor. Ya siz Allah'a ortak mı koşuyorsunuz? Tayyip Erdoğan Allah'ın rakibi mi? Ya da Allah onun rakibi mi? Allah herhangi bir siyasi partinin lideri mi? Ne ilgisi var? Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duymuyor mu? Ya şu Orta Doğu toplumlarında liderlerin tapınma hastalığından bir türlü vazgeçilemedi. Emin olun, her tarikat liderinin bir tapanı vardır. Her siyasi parti liderinin bir tapanı vardır. Her dini ideolojinin, işte her ideolojinin ideolojik önderin bir tapanı mutlaka vardır. Allah gelse kazanamaz. Allah bile şöyle olsa. Allah bile. Allah nedir bu Allah aşkına? Yani niçin liderlerimizi
siyasi liderlerimizi, dini liderlerimizi ikide bir Allah'la kıyaslıyoruz. Onları da ilahi karakterli varlıklar olarak zannediyoruz, böyle vehmediyoruz. Çok acı değil mi? Çok korkunç değil mi? İslam dininin en temel öğretisi tevhid inancıdır. İslam dininin en fazla sakındırdığı şey şirktir ve Müslümanlar şirki keyifle işliyorlar. Tabii ki iki halkamız bir araya gelmeyecek. Sen Allah'ın en yapmayın dediğin şeyi yaparsan o zaman en kendine yapılmasını istemediğin en korkunç şeylerin de muhatabı olursun. Bakın gördüğünüz gibi İslam alemi bu şirk bataklığından kurtulamadığı için haklı bir şekilde kafirler tarafından küçümseniyor. Neden küçümseniyorsun? Sen bilimde gerisin, teknolojide şundan bundan gerisin. Neden gerisin? Çünkü dini ya da siyasi liderini eleştiremiyorsun. Eleştiremediğin için de onları tanrı gibi görüyorsun. Sonra da Allah bile gelse seçimi gene bu adam kazanır diyorsun. Ya Tayyip Erdoğan'ın Allah'a karşı rakip olacağım, Allah'ı bile yeneceğim öyle bir iddiası var mı? Bu Tayyip Erdoğan'ın zulümdür. Bu AK Parti seçmenine zulümdür. Bu muhalefete de zulümdür. Bu bütün Türkiye'ye yapılmış korkunç bir zulümdür. Dini ve siyasi liderleri tanrı edinmek, onlara tapınmak bütün Türkiye'ye, bütün insanlara yapılmış korkunç bir zulümdür. İmajımızı bozuyoruz. Çok kötü bir görüntü ortaya çıkarıyoruz. Bu lafların hesabı yarın Allah-u Teala'ya verilemez. Çok zor olur. Yani ahiret var, öbür dünya var. Ağzımızdan çıkanlara sahip olalım. Buna ek olarak bakın devam edelim. Bir diğer örneğimize geçelim. Putlaştırmak ve buna sessiz kalmak affı olmayan tek günahtır. Tıpkı şu sözler gibi. Allah'ın bütün sıfatlarını üzerinde topluyor. Cumhurbaşkanı için söylenen sözler bunlar. Bizim ikinci peygamberdir bizim için. Başbakanımıza dokunmak bence ibadettir. İnanın bence ibadettir. Allah gibi geliyor. Cumhurbaşkanı için söylenen bu sözler elbette ki şirktir arkadaşlar. Bakın bunu da altta eklemişim zaten. Cumhurbaşkanı için söylenen bu sözler elbette ki şirktir. Korkunç bir günahtır. Korkunç bir yanlıştır. Bir siyasi parti liderini nasıl olur da Allah'la kıyaslarsınız? Bu kadar kendinize emin bir şekilde Tanrı'ya denk kabul edersiniz. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a tapanlar da küfürde kabul edilir. Hazreti İsa'ya tapınanlar da küfürde kabul edilir. Aradaki fark şudur. Hazreti İsa kendisine tapılmasından razı ve memnun değildir. Ama Firavun bunu istemiştir. Şimdi bu sözlerle öyle bir pozisyon ortaya çıkartıyorsunuz ki sanki sadece Cumhurbaşkanımız değil bütün dini siyasi liderler bunlara sessiz kalarak kendilerine tapılmasından memnunlarmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ayıptır yahu. Yanlış yahu. Doğru değil bu. Korkunç şeyler bunlar. İşte bunlar bizim gaflarımız. İşte bunlar dilimize sahip olamamanın doğurmuş olduğu korkunç neticeler. Allah-u Teala böyle dil afetlerinden bizi korusun. Zaten insanın başına ne gelirse bu dil belası yüzünden geliyor. Yani insan bir söz söyleyeceği zaman ölçer, biçer, tartar. Ya ben bunu konuşuyorum ama bu söz nereye varacak? Bu söz kime ne katacak? Kime ne kazandıracak? Kime ne kaybettirecek? Bana yan etkileri nedir? Olumlu, olumsuz etkileri nedir? Bunları düşünmek zorundayız. Allah-u Teala boşuna demiyor. Sağınızda ve solunuzdaki melekler söylediklerimizi kaydediyor diye. Yarın bu söylediklerin hesabını veremediğimiz gibi sözlerimizin de altında kalırız. Dini ve siyasi liderlerimizi putlaştırmayalım. Bu çok yanlış bir şey, çok korkunç bir şey. Allah korusun affı olmayan tek günahtır. Bunun ahirette hesabını veremeyiz Cenab-ı Allah'a. Çok korkunç şeyler ya. Devam edelim arkadaşlar. Diğer bir örneğimize geçelim. Şimdi Ruhi Cennet diye bir YouTuber var biliyorsunuz. Çok meşhur. Videoları milyonlarca izleniyor. Tamam çok güzel. Kendi açısından kendisine mutluluk verici bir şey. Benim de videolarım milyonlarca izlense ben de mutlu olurum. Ama. Ruhi Cennet'in Ermenistan'la ilgili videosunu ben izledim. Videoda işte aşırı Türk düşmanı, Türk karşıtı 3-5 tane Ermeni'yi konuşturup sanki bütün Ermenistan Türklerden nefret ediyormuş. Bütün Ermeni halkı Türk düşmanıymış gibi bir hava uyandırıyor. Ve Ermenilerle Türkler arasına gereksiz bir nefret sokuyor. Evet bir takım çatışmalar, bir takım anlaşamadığımız noktalar var. Kavga ettiğimiz, savaştığımız yerler de var. Ama bu Ermeni ve Türk halkının külliyen birbirine düşman olduğunu anlamına gelmez ki. Bu sonucu doğurmaz ki. Bakın önce arkadaşımızın, katılıyorum ben bu tweet'i onun için aldım. Ruhi Cennet o Ermenileri provoke etmek için yarım saat konuşup 2 dakikalık kavga anını veren birisi. Ermenistan Ruhi'nin bahsettiği gibi bir yer değil. Neden değil? Buraya bir ilave bulunayım. Bakınız Ermenistan'da Malatya pazarı var. Ermenistan'da Türkleri çok seven insanlar var. Ermenistan'da hala Türklerle birlikte yaşamış oldukları anlarını yad eden insanlar var. Sadece bunlar değil ki. Ermenistan'la ilgili diğer belgeselleri, diğer efendim konuşmaları incelemeden, Türkiye'deki Ermeniler bu işe nasıl bakıyor, bunu değerlendirmeden yanlı bir şekilde niçin yorum yapıyorsunuz? Bundan sonra bir yorum ekleyeceğim. Şu tweet'i bitireyim. İmkanım oldu, orayı gezdim. Bakın bunu gezen birisi söylüyor. Ruhi'nin bahsettiği Ermenistan'ı ben hiç görmedim. Ya 3-5 kenar mahalle kaçkını olur tabii. Her ülkede olur. Ben size her ülkede Türk düşmanı göstereyim. Türkiye'de de her ülkeye düşman 3-5 kişi göstereyim. Bunlar basit. Rumlar hakkında ne düşünüyorsunuz, Ermeniler hakkında ne düşünüyorsunuz diye Twitter'a yazayım. Altına edilen küfürleri görün.
Araplar, Rumlar, Ermeniler, Çingeneler, Tatarlar, Ruslar, Kırımlar, canınızın istediği her topluma düşman birilerini bulabilirsiniz zaten. Korkunç olan bunu genelleyip sanki Türklerle Ermeniler arasında kıyamet kopana kadar bitmeyecek bir savaş varmış gibi göstermek. Bakınız ne diyor arkadaşımız? Sanırım kavga çıkarmaya çalışmadığım için. E tabi yani adamlar tahrik edecek şeyler söylersen onlar da sana karşı gelirler. Şimdi arkadaşlar benim Ermeni bir arkadaşım var. Bu videoyu izlemiş. Bana dedi ki, beni de çok sever kendisi. Ya abi dedi, ben dedi Ermeniyim dedi. Ve Türk düşmanı falan da değilim dedi. Ayrıca mesela adam bu soğuktan böyle yapıyor. Diyor ki videoda. Deniliyor ki videoda. İşte diyor öfkesinden diyor elini falan sıkıyor. Halbuki arkadaşım bana diyor ki abi dedi Ermenistan'da havalar çok soğuk olur dedi. Her insanda üç zaman şöyle bir şeyler yapar yani. Sen bunu niçin Türk düşmanına yorumluyorsun? Bakın videoyu milyonlarca insan izlemiş. Bu video vesilesiyle halklar birbirine düşman oluyor. Kin ve nefret tohumları nesiller boyu ekilip gidiyor. Bugün doğan Ermenilere ve Türklere artık geçmişin kavgası bir zahmet geçmişte kalsın. Yani nesiller boyu öfke ve nefreti sürdürerek bir yere varılmaz arkadaşlar. Bu dünyanın bütün toplumları için geçerlidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir diyor. Ha o ondan nefret etsin, o ona hep öfkeyle baksın, onlar var ya onlar diye böyle parmak sallayan bir anlayışla nasıl olur da insanlara hizmet edebiliriz? Bu Allah'ın razı olduğu bir şey midir? O video vesilesiyle Ermeni halkına edilen küfürlerin, olaylarına hiç alakası olmayan Ermenilerin yediği küfürlerin haddi hesabı belli. Yani bir iş yapıyoruz, tamam çok izlenerek zafer kazanıyorsun, senin aynı belgeseli yapanlar içerisinde. Ama unutma ki her zafer başarı değildir. Bazen başardığın için pişman olursun. Keşke bu işe hiç bulaşmasaydım dediğimiz günler de gelebilir. Allah korusun. Arkadaşımızı uyarıyoruz. Lütfen bu türlü şeylere son versin. Yani halklar arasında düşmanlık, kin ve nefret tohumları ekmeyelim. Ekilmişse de sulamayalım. Aman dikkatli olalım. Devam edelim arkadaşlar. Şarkıcı Gülşen'den çirkin sözler. Türkiye'nin gündemini epey bir meşgul etti. Ben başka bir açıdan değineceğim. İmam Hatipleri hedef aldı. İmam Hatip de okumuş. Daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor. Peki senin her tarafını açıp soyunman nereden geliyor? Bu saldırganlık duygusu nereden geliyor? İmam Hatiplere saldırma dürtüsü nereden geliyor? İçinde yaşamış olduğun, içinde büyümüş olduğun, seni eğitmiş olan ortamlarda sen nasıl soyunulacağını mı öğrendin? Yani nasıl giyineceksin diyemiyorum, giyinmiyorsun çünkü öyle bir problemimiz var. Ya da senin özel hayatın diye. Güzel de sen İmam Hatiplere ağzına geleni sayıyorsun. Yani biri sana sapık dese benim özel hayatım sizi ilgilendirmez diyorsun ama İmam Hatiplere ağzına geleni sayıyorsun. Nereden çıkardın onların, yani İmam Hatip kökenli olanın sapık olduğunu, mutlaka sapık olacağını nereden çıkardın? Ne kadar güzel valla. Ortaya sanat koyamıyorsun. Ortaya ürün koyamıyorsun. Kendi vücudunu teşhir ediyorsun. Ayıp ayıp. Yarın öbür gün bu konuşmalarını senin çocukların, torunların izleyecekler, görecekler ve karşılarına çıkacak. Onlara nasıl bir geçmiş bırakmak istiyorsun? Ya Türkiye'de böyle affedersiniz her orasını burasını açanı efendim sanatçı zannetme. Efendim bir de sanatçı o kelimenin de manen ırzına geçiriyor. Sanatçı dediğiniz şey topluma faydası olan şeyler bırakır. Efendim kutuplaşmayalım. Gülşen üzerinden kutuplaştırmayın efendim. İmam Hatipleri sapık ilan etmeyin öyleyse. İmam Hatipleri'den nefret ettirmeyin öyleyse. Ülkeyi ikiye bölmeyin lütfen. Yeteri kadar bölünmüş zaten. Yeteri kadar parçalar ayrılmışız. Bir de siz çıkmayın lütfen. Ayıp yani bundan söylenecek sözler mi? En büyük gaflettir bu. En büyük gaflettir. Çünkü karşı tarafı tahrik ediyorsun. Onlar da sana ağzına geleni sayıyorlar. E nereye varacağız böyle? Mantıklı bir şey mi? Doğru bir şey mi yani böyle konuşma? Kendimize zarar veriyoruz. Geleceğimize zarar veriyoruz. Yani seni sevenler seni nasıl savunacaklar? Çıplaklığını mı savunalım? Neyi savunalım şimdi? İstediğimi giyinirim. İstediğimi derim. Kimse bana bir şey diyemez. Bana karşı olanlar sanat düşmanı, akılsız, cahil, yobaz insanlardır. E kusura bakma da bu cehaletin ta kendisidir yani. Başarılı olmuş kadınlara bakın. Tarihe adını yazdırmış ünlü roman yazarları, ünlü efendim işte... İşte yönetmenler, doktorlar, şunlar, bunlar, siyasetçiler. Ya bunlar bir taraflarını açı açı topluma söve söve oraya gelmediler. Dişleriyle, tırnaklarıyla kazıdılar hak ettikleri mevki öyle geldiler. O zaman Gülşen Hanım inşallah bu sözlerinden, bu tavrından, bu hareketlerinden tövbe istiğfar eder. Topluma daha yararlı ürünler bırakır. Biz de onu alkışlarız. Ama bu yol yol değil. Bu gidiş gidiş değil. Sen İmam Hatipli'ye saldırırsan o da senin değer verdiğine saldırır. O ona saldırır, o ona saldırır. Nereye varacak bu işin sonu? Nereye varacak bu çocuğun? Nesiller boyu giden pislikleri, felaketleri, şunları bunları doğurmuş olmuyor muyuz? Allah korusun. Bu, bence buna bir son vermek lazım. İnşallah kendisi için en hayırlısı olur. Bu arada tutuklanması, yargılanması da hiç içime sinmedi. Yani hiç bana doğru gelmiyor. Öbür örneğimize geçelim arkadaşlar. İsmail Hünerlici Hoca. Ya İsmail Hoca bu konuşmayı nasıl yaptı? Çok şaşırdım. Yayınladığım yazılar ve tweetler benim şahsi görüşüm değil. Dinimizin bir buyruğudur.
Müslümanım diyen her bireyi ilgilendirir. Muhatabımız Allah'tır. Ya sana hangi tweet'i atacağını Allah mı söylüyor? Senin Twitter adresini Cenab-ı Allah mı yönetiyor? Benim görüşlerim değil diyor. Allah böyle söylüyor diyor. Hayırdır? Siz son peygamber misiniz? Yeni bir peygamber olarak mı dünyaya geldiniz? Peki eğer siz her attığınız tweet'in Allah'tan geldiğini oraya geliyor, kapı oraya açılıyor. Dileyen amel eder, dileyen amel etmez diyor. Yani ben söyledim söyleyeceğimi sanki kendisine tabi olmak Allah'ın emriymiş gibi. İsteyen amel eder, isteyen amel etmez. Ölene kadar herkes dilediğini yapabilir. Allah'ın ilahi hükmü herkese tecelli edecektir. Sana etmeyecek mi? Yaymış olduğun o hurafe bilgileri Allah sana sormayacak mı? Geçen bir tweetinde diyorsun ki Hızır'la İlyas hala canlıdır. Nereden çıkardın bunu? Bir de Allah'ın buyurudur, Allah'ın emridir diyorsun. Allah mı diyor İlyas hala canlıdır diye? Ya da bir başka hurafe, daha bambaşka şeyler. Bakın böyle tweetler, böyle konuşmalar yüzünden iki yakamız bir araya gelmiyor arkadaşlar. Neden gelmiyor onu da söyleyeyim. Herkes kendi söylediğini, ben söylemiyorum, Allah'ın emridir. Ben söylemiyorum, Kur'an söylüyor, bu tarafa getirirse. Ne olacak bir ümmetin hali? Şu ifadeye bakar mısınız? Şahsi görüşün değil diyor, dinimizin buyurdu. Dinin sahibi sen misin ki senin buyurduğun dinin buyruğu olsun? Din Kur'an'dadır. Kur'an'ı açarsınız, Allah son sözlerini söylemiştir. Allah'ın bir Twitter hesabı falan yok. Twitter'dan yeni bir peygamber göndermedi. Tweet falan da atmıyor. Apaçık kitap duruyor karşımızda. Açarsın, anlayabildiğini anlarsın, anlamadığını da anlayan birine sorarsın. Tatmin olana kadar ilerlersin. Ve bazı soruları da anlayamazsın. Ne var bunda yani? Her insan, dünyaya gelen her insan aklındaki bütün sorulara mutlaka cevap bulacak diye bir kural mı var? Yok. İşte bu dinle sahip olamamın çok acı bir örneği. Bakınız bu çok kötü bir şey. İnsanlar birbirlerine küfür ederler, basit yalanlar söylerler, gıybet ederler, dedikodu yaparlar, iftira atarlar ama bu hepsinin üzerinde bir günahtır. Yani benim söylediklerim aslında bana ait değildir, Allah söylüyor dediğiniz an bütün tweet sayfanızdaki yanlışları, Twitter hesabınızdaki yanlışları Allah'a mal etmiş olursunuz. O zaman size yapılan eleştiriler Allah'a gidiyor ve dönüşür. Papa da bunu diyor zaten. Gidin Katolik Kilisesi'nin ilk evvel inkılaplarını okuyun. Papa vahiyle konuşur. Sen de aynısını söylüyorsun. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olabilir mi? Bu çok korkunç bir şey. Dilimize sahip olmazsan çok kötü olur. İnsanları yanlış yönlendiriyoruz. Sizin sözlerinizi Allah'ın sözleri, sizin anlattıklarınızı Allah'ın dini zannederler. Allah bizi böyle bir felaketten korusun. Bir diğer önlemize geçen arkadaşlar. Alevi deyişleriyle para kazanan halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Hazreti Ali'ye bir tarafına bıçak sapladılar şeklinde gülerek hakaret etti. Hazreti Ali ile dalga geçmiş. Musa Eroğlu, amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Toplumda sevilen sayılan kanaat önderlerine, hatta kanaat önderinin falan da ötesinde dini bir figür, yani güçlü bir figürdür. Yüzlerce yıla damgasını vurmuş Hazreti Ali gerçekten sevdiğimiz de bir insandır. Amacın ne yani? Hazreti Ali'ye daha fazla hakaret ederek gündeme gelmek falan mı istiyorsun yani? Kabul etmediğin, eleştirdiğin, beğenmediğin şeyler varsa bunu nazik bir şekilde söylersin. Aynı ifadeyi senin için kullansak. Mesela mahkemeye verilmesi, ki bence mahkemeye verilmesi çok mantıklı da değil yani. Eleştiriye eleştiriyle cevap verilir yani. Mahkemeden senin aleyhine bir karar çıksa, o kadar da senin, şimdi söylemek istemiyorum, bu cümlelerle senin hakkında kullanılsa, konuşulsa mutlu olur musun? Hazreti Ali'yi sevenleri rencide etmeye ne hakkın var? Sen Muhammed Aleyhisselam'a küfür et, Atatürk'e küfür et, Cengiz Han'a küfür et, Lenin'e küfür et, Ali'ye küfür et, Ebu Bekir'e küfür et, bilmem Kazım Karabekir'e, öbürünü aşağıya, nereye varacak bu işin? Toplumda dini ya da siyasi bir figür varsa, siz bunları aşağılarsanız, o figürün takipçileri hemen karşı atağa gidecekler, hemen aksi tepki verecekler, size sövecekler. Sonra kutuplaşma dediğiniz şey meydana gelecek. Ve işin enteresan tarafı şurası. Toplumu kutuplaştırmayalım diyenlerin kendi sözleri yüzünden toplum kutuplaşıyor. Yani siz olmasanız sorun olmayacak yani. Siz böyle saçmalamasanız, sanatını yapsan sorun kalmayacak. Ama olmaz. Mutlaka bir yerlere bir gönderme, mutlaka bir yerlere bir laf sokma halk tabiriyle. Sonra ne olacak? Biraz güleceğiz, biraz meşhur olacağız, rahatlayacağız. Ve rencide ettiğimiz insanların nefretini kazanacağız. İyi bir şey mi şimdi bu? Ayıp, ayıp. İnşallah sözlerinden tövbe istiğfar edersin. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Yani. Kimseye prim falan kazandırmaz, nefret kazandırır. Devam edelim arkadaşlar. Futbol tanrısı. Zaten bu eksikti. Bir put var, bir eksikti. Yalnız bundan önce bir şey var. Önce onu göstereyim size. Bakın şurada. UEFA Ligi'nde gruptayız. Fenerbahçe bir şey yapmış. Tweet atmış. UEFA Ligi'nde kaldık falan diye. Altına da bunun sebebini açıklıyor arkadaş. Kim bu? Laik Türkiye Cumhuriyeti Çağdaş Atatürkçü bir arkadaşımız. Öyle söylüyor. İsmini öyle almış. Ne diyor? Bakın.
Futbol tanrısı Zeus. Zeus bir kere Yunan mitolojisinde Yunanlıların en büyük tanrısı. Adamın futbolla bir alakası yok yani. Hiç bilgisi yok. Neyse onu geçelim. Önemli olan burada ona tanrılık yakıştırması. Bu Zeus ve tanrı sıfatını kimin için kullanıyor? Kimin için kullanacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için. Bu şahıs için kullanıyor ki adamın haberi bile yok olup bitenden. Bu sözlerden. Muhtemelen kabul etmez yani. Türkiye'nin tüm spor severlerine futbolun nasıl oynanacağını gösteren adam. Ahlak, çalışma, güven, fizik, sürat, takım olma, rekabet ve kazanan. Sen onu Ümraniye Spor'a anlat. Sen onu vaktiyle Pendik Spor'a anlatırsın. Bu gibi şeyleri. Çünkü o zaman da Zeman diye birisi vardı. Fenerbahçe 1999 senesinde 1-0 önde olduğu maçta Pendik Spor'a 2-1 yenildiği zaman Zeman vardı. Dünyanın en büyük hocası diye getirmişlerdi. Zaten futbol kulüpleri böyledir. Kırmızı halı sererek alkışlarla içeriye uğurlanan insanlar tekme tokat bacadan kapıdan kovulurlar. Futbol böyle bir şey. Emin olun bu arkadaş bu duygusallıkla Fenerbahçe birkaç başarısız netice elde etsin. Küfür de etme. Futbolun şeytanı diyecek bu sefer de. Bu sefer de ahlak çalışma, tembellik, ahlaksızlık, güvensizlik, fiziksizlik, bu nefsi bilmem ne falan diye daha dalga geçecekler. Ama benim burada takıldığım şurası. Ya futbol tanrısı ne demek yani? Futbolun tanrısı olmak ne demek Allah aşkına? Bizim mantığınız bunu alıyor mu yani? Futbolun tanrısı diye bir şey olabilir mi? Bu şirktir. Küfürdür. Bu çok yanlış bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın affetmeyeceği bir suçtur. Dilimize sahip olalım. Lütfen sonradan hesabını veremeyeceğimiz şeyleri söylemeyelim. Bunlar korkunç ifadeler. Korkunç ötesi ifadeler. Şimdi bunun toplumda sonuçları da oluyor. Mesela ne gibi? Şimdi takımına Tanrı'ya bağlı olur gibi bağlı olan bir adam kendi futbol takımı eleştirdiği zaman ki futbol takımlarını eleştirsen ne olur, eleştirmesen ne olur? Yani futbol, yani ekonomiye katkıları nedir bunların? Yani Türkiye için çok mu lazım? İnsanlık için çok mu lazım futbol takımları? Niye Tanrı gibi görüyoruz da onlar için bir de adam öldürüyoruz? Biz biliyoruz. Trabzonspor şampiyonluktan oldu, adam intihar etti. Bilmem hangi spor yenildi, adam intihar etti. Fenerbahçe yeniliyor diye gece uykularım kaçıyor diyordu. Bu kadar mı seni tesir altına aldı? Bu kadar mı seni etkiledi? Gerçekten sen içinde bir tanrıyla yaşıyorsun. İçinde bir putla yaşıyorsun sen o zaman. Ya bu bir eğlencedir. Sen eğlenceyi kullan. Sen eğlen. Onun senin kullanmasına müsaade etme. Onun seni paçavra gibi silip atmasına müsaade etme. Yani futbol tanrısı da bu şirktir arkadaşlar. Bu arkadaşımız tövbe istiğfar etsin. Devam edelim arkadaşlar. Başka örneğimize. Bakın. Mehmet Ali Erbil diye bir şovmenimiz var bizim. Şovmen kelimesini gerçekten hak ediyor. Çünkü iyi şov yapıyor ama nasıl? Yani şovunu iyi yapıyor pardon. Ne durum? Baştan aşağı müstehcenlik. Ya Mehmet Ali Erbil'in içerisinde müstehcenlik olmayan bir konuşmasına denk geldiniz mi? Ya toplumu mahvetti ya. Toplumu mahvetti ya. Gözümüze gözümüze ergenlik çağımızda cinsel öğeler, çağrıştırmalar, cinsellik dolu fıkralar. Aman yarabbi ya korkunç bir geçmiş bıraktı. Bakın burada efendim sana ne ama sana ne diyemeyeceğiniz bir boyutu var. Melike Özcan'dan elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim diyen Mehmet Ali Erbil öyle dedi ya. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor. Taciz itirafı. Taciz ettiğini itiraf ediyor insanlara. Ya sana elimi değdiremedim diyor. Ya Allah aşkına şu videoyu izleyenlerin vicdanına soruyorum. Sizin bayan akrabalarınıza elimi değdiremedim dese birisi kendinizi nasıl hissedersiniz? Ki o kız da öyle hissetmiş ki bakın ne diyor. Melike Özcan olarak hayatında utanç duyduğum en kötü andı. Orada bir iki sırıttı ama içinden nefret etti. Tek dileğim ne olursa olsun böyle bir adamla bir daha asla aynı ortamda bulunmamak. Bakın aynı ortamda bulunmamak demiyor. Asla aynı ortamda bulunmamak diyor. Çünkü o kadar nefret ettirmiş kendisinden. Espri yaptım. Birisi senin bayan akrabalarına böyle espri yapsa? Kaldı ki yapsa bile sen beni yutsan bile karşı taraf kabul etmesi yine yapamaz. Böyle espri olur mu Allah aşkına ya? Ya tüh seni taciz edemedik. İçimde kaldı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle insanların sanatkar diye biliniyor olması biz Türk toplumu için utanç verici bir durumdur. Ürünlerinle ortaya çık. Topluma katkınla ortaya çık. Tacizlerinle değil. Yazık yani. Ben hatırlıyorum 13-14 yaşındayken Tarkı Ferek diye program vardı onu sunuyordu. Ya içerisinde cinselliğe gönderme yapmadığı bir tane esprisi olmaz ya. Esprilerin ana merkezine lafı getirip cinselliğe vuruyorsun. Yaşlanmışsın. Hastalığa yakalanmışsın. Allah şifa versin. Bak ömrünün sonuna doğru geliyorsun. Yarın huzur ileride ne hesap vereceğini düşün. Ya bir kardeşin olarak seni uyarıyorum. Bu gidişin sonu hiç iyi olmayacak. Böyle tacizci, cinsel ahlaksızlık içeren şakalardan uzak dur. Yarın Cenab-ı Allah'a hesabını veremeyeceğin sözler söyleme. Bak insan nefret etmiş senden. Ne diyor? Bir daha onunla yanlarına gelmek istemiyorum diyor. İşte adiline sahip olamazsan böyle olur. Bundan yıllar önce adını vermeyelim şimdi. Olay kapandı. Kendisi de tövbe ettiği için. Bir tanesi siz onu biliyorsunuz.
Aleviler hakkında bir laf etti. 1995 yılındaydı. Ben Bay Turnike programının şeysi, sunucusu. Ama çok korkunç bir şey söyledi. Bütün şey ekran hayatı, kariyeri kapandı gitti. Yani bazen ağızdan çıkan sözler o kadar tehlikeli olur ki infiale neden olur. Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Yıllarca ortada görünemedi. Yazık etti kendine. Çok korkunç şeyler. Allah bizleri böyle bir felaketten, böyle bir afetten muhafaza etsin. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki müminler arasında fuhşu yaymaya çalışanlar için, bunun yayılması için uğraşanlar için en teşi'al fahişetu fillezine amenu, onun şaya olması için, yayılması için uğraşanlar var ya, lehum azabun elim diyor Allah Teala. Onlar için elemli bir azap vardır. Fid dünya vel ahire. Dünyada ve ahirette. Vallahu ya'lemu entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Toplumun felakete sürüklüyoruz arkadaşlar. Allah korusun. Bu çıplaklığı sanat diye kim başımıza bela ettiyse Allah da onun ıslah etsin. Ne diyelim artık. Devam edelim. Bir diğer örneğimize geçelim. Yalan söyleyeceksen Nurcu gibi söyleyeceksin, kainat çapında olacak. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bakın ne demek istiyormuşuz. Şimdi Sungur ağabey anlatıyor. Bir muhterem Mehmet Zahid Kayalar ağabey Urfa'da üstad defnedilirken sen ne hissediyorsun diye bana sordu. Bir şey hissetmiyorum cevabını verdim. O ise şöyle dedi. Ben şöyle hissediyorum. Diyerek müşahadesini, bakınız müşahade Arapça olayın kahramanı olmak demektir. Görmek, orada olmak demektir yani. Olayı bilen taraf, duyan taraf değil, gören taraf. Müşahadesini şöyle anlattı. Kabirde münker ve nekir üstada men rabbüke, Rabbin kim? Bu şekilde soruyor. Sorunca sordu. Üstadımız o iki meleği tutup Risale-i Nur'u birden okudu. Ne okumuş? Risale-i Nur okumuş. İşte nurcular gerçekten mezardan Risale-i Nur okunacağına inanan tipler. Hani ölüm risalesi, haşir risalesi falan okuyorlar. Niye okuyorlar? Efendim bu işte ölümü hatırlamak, ahirete. Hayır arkadaşlar, bu değil, bu değil. Ölüm meleklerinden, kabirdeki meleklere Risale-i Nur okuyacağına iman ediyor bu adamlar. Birisinin nurculara İslam dinini tebliğ etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in bu insanlara yeni baştan tebliğ edilmesi lazım. Bakın iş nereye varmış. Risale-i Nur okumuş Said Nursi. Üstadın bu cevabını zemin ve asumanın bütün melekleri dinlediler. Yani göklerin ve yerin bütün melekleri dinlediler. Birden kainatta bir alkış tufanı koptu, hissettim dedi. Bütün melekler Risale-i Nur okudu diye Said Nursi'yi alkışlamışlar. Peki ya uydurma hadislerde melekleri okudunuz mu? Oradaki şirk ifadelerde melekleri okudu mu Said Nursi? Ya sen nereden çıkardın meleklerin alkışladığını? Ya niye alkışlasın melekler? Yani Allah'ın indirmiş olduğu bunca kitabı değil de onu mu alkışladılar? Ya alkış malkı zaten yok da. Zaten efendim mezardaki meleklere kitap okumak diye bir şey yok da. Yani sizin mantığınız, zihniniz bunu nasıl kabul ediyor? Nasıl böyle şeylere inanabiliyorsunuz? Nasıl böyle şeyleri kabul edebiliyorsunuz? Meleklerin alkışladığı nereden çıktı? Sen Said Nursi'ye cennetlik damgası vuruyorsun. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Vallahi sonumun ne olacağını bilmiyorum. Siz bırak sonunun, kendi sonunun ne olacağını bilmeyi, üstada bir tek kainattaki bütün melekleri alkışlattırıyorsunuz. Ya sizin İslam dinle ne alakanız var? Bu anlayışın İslam dinle ne ilgisi, ne alakası var? Şunu Muhammed Aleyhisselam'a okusanız, dur ben de size Kur'an-ı Kerim okuyayım da Müslüman olun diyecek. Efendim sen öyle diyeceğini nereden biliyorsun? Sen bu kadar kainattaki meleklerin hepsini alkışladığını nereden biliyorsun? Yani niçin başkalarını sorgularken aklınızı sonuna kadar çalıştırıyorsunuz da kendi hurafelerinize girdiği kör sağır ve dilsiz oluyorsunuz? Birdenbire gözünüze perdeler iniyor. Ya melek Risale-i Nur ne yapsın? Peki Risale-i Nur yazılmadan önce öğrenen nereye gittiler? Onlar alkışlanmaktan mahrum kaldılar. Ya Hazreti Muhammed mezarda meleklere Risale-i Nur okudum, okuyalım, okuyacağız diye bir şey söylemiş mi? Yani nereden tutanız dökülüyor işte. Diyoruz ya, yani birileri nurculara İslam dinini yeni baştan tebliğ etmeli. Ayıp ayıp yani. İçerisinde bir yığın hurafenin, bir yığın şirkin, bir yığın zararlı yazının bulunmuş olduğu şu Risale-i Nur. Nasıl olur da melekler bunu alkışlıyor? Hangi melekler alkışlıyor? Bir tanesinin adını söyle. Hepsini bir tanesini, bunlar hepsi diyorlar zaten. Allah akıl fikir versin. Allah acil şifalar versin. Allah acil şifalar versin. Bu insanların ağzından çıkanları hiç kulakları duymuyor. Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 15-16. Ayetlere bakın, orada bir yerde olacak. Ben diyor Rabbime isyan edersem o günün azabından korkarım. Allah'ın elçileri kendilerini biz cennete gideceğiz, nasıl olsa paça yırttık diye anlatmadıkları gibi
Kimseye de cennet garantisi vermediler sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki nurcular, din kardeş diyemiyoruz maalesef size. Çünkü sizin anlattığınız insan, İslam dinini taban tabana zıt. Taban tabana zıt. Hangi kitaplardan besleniyorsunuz? Yani nereden aklınıza geliyor bunlar? Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde olmayan şeyler kim beyninize soktu bunları? Ya bu dünyadaki insanları kandırdığınız yetmedi. Bir de öbür tarafta melekleri mi kandırmaya çalışıyorsunuz? Melekler sizi niye alkışlasınlar? Uzarına gider bu konu arkadaşlar. Aman siz olun, dilinize sahip olun, ağzınıza sahip olun. Yarın Allah'ın huzurunda hesabını veremeyeceğiniz şeyleri sakın söylemeyin. Bir diğer örneğimize geçiyoruz hemen. Davutoğlu'nu Allah Resulü başbakan yaptı. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu durumda görevden alıp ihraç eden de iblis mi oluyor anlamadım. Arkadaş gayet mantıklı bir soru sormuş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü'nün vermiş olduğu hükmü kabul etmeyenler, reddedenler sapıklıkla suçlanıyor. Demek ki Allah Resulü Ahmet Davutoğlu'nu başbakan yaptı ve birileri de onu görevden aldıysa o birileri aslında Muhammed Aleyhisselam'la karşı karşıya gelmiş demektir. Bunun ortaya çıkaracağı netice budur. Ben Kabe'de gördüm, işte rüyamda gördüm, bilmem ne de gördüm. Allah'ın Resulü dedi ki Davutoğlu başbakan olsun. Nereden çıkardın sen bunu? Nereden çıkardın? Leş gibi uydurma, leş gibi yalan, dinin siyasi emellerine alet etmeye çalışan, muhtemelen akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs. Güzel de peşindekilerin. Hadi bunu söyleyen akli dengesi yerinde. Peki peşindekiler, alkışlayanlar, alkış tufanı koparanlar? Ya onlar? İşte bunları soracağız arkadaşlar. Bunları Kur'an-ı Kerim ışığında soracağız. Ya Allah Resulü tayin etseydi kendisinden sonra halifeler tayin eder. Onlar da savaşmazlardı kendi aralarında. Torunları da kesilip asılıp öldürülmezdi Kerbela'da. Biraz mantıklı olun lütfen. Tamam bir tarikatçıya mantıklı olun demek onlardan çok şey istemek ama ne yapalım yani mantık olmayınca da bir noktada buluşamıyorsunuz. Akıl mantık kullanılmayınca bir noktada buluşamıyorsunuz. Ve bu gibi görüntüleri alan İslam karşıtları sanki İslam dininde zaten böyleymiş gibi gösteriyorlar. Bu ahlaksızlık. Bu görüntüleri alıp Müslümanların ve İslam'ın aleyhine kullanmak ayrı bir ahlaksızlık. Ve bunu kafirler çok yapıyorlar. Objektif eleştiri adı altında İslam dinini küfür etmekten zevk alan tipler bunlar. Bunlar da küfür ettirmekten zevk alan tipler. İkisinin şerrinden de Allah'a sığınıyoruz. İkisinden de Allah'a sığınıyoruz. Tövbe istiğfar etsinler. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçiyoruz şimdi. Şimdi Aklın Gözü diye bir sayfa var. Şöyle baktım. İkide bir önüme düşüyor neler paylaşmış. Şöyle bir şey paylaşmış. Ya sayamayacağınız kadar hurafe var. Sayamayacağınız kadar efendim mantık hatası, çelişkiler var. Güya Kur'an-ı Kerim'i eleştirirken. Orada bir yerde şöyle diyor. Selam bile çalıntı. Şimdi beni engellediği için size o sayfayı gösteremiyorum. Çünkü cevap veremeyince pat diye engelledi. Diyor ki orada. İşte selam bile çalıntıdır diyor. Nasıl çalıntıymış selam? Efendim diyor, şalom demektir İbranice, Arapçaya selam diye gelmiştir. Ben de şu cevabı verdim. Araplar güney yön der, İbraniler yom. Araplar eve beyt der, İbraniler ise bayt. Aynı dil ailesine mensup dillerin birbirine doğal olarak benzemesini çaldılar diye izah etmek için aklın gözü değil, anasının gözü olmak lazım. Etimoloji dersi verenin mantığının sıfır olması, yerlerde sürünmesi. Ya Arapça ile İbranice kardeş elbette ki birbirine benzeyecekler. Efendim Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetler zaten Tevrat'ta vardı. Tabii ki olacak. Aynı kaynaktan geldiğine inanıyoruz zaten. Tabii ki birbirine benzeyecek. Tabii ki birbirini destekleyecek. Tabii ki %100 aynı olan taraflarda olacak. Ne var bunda? İbranice ile Arapça birbirine kardeş dillerdir. Elbette ki selamlaşma, ya günaydın, merhaba vesaire ifade. Tabii ki birbirine benzeyecek yani. Daha yüzlerce örnek gösterebiliriz. Bunun gibi mesela Avrupa Hint dil ailesine mensup olduğu için İngilizce'de mesela this is my brother dersiniz. Bu benim kardeşim. Brother ne demek? Bizim kullanmış olduğumuz biraderdir. O da Farsça'dan gelmedir. Hem kaldı ki şöyle bir durum var. Sadece o da değil ki. Mother mesela. Farslar mother diyorlar. İngilizler mother diyorlar. Böyle dillerin birbirine benzeşmesi uzak coğrafyalarda olmasıyla birlikte mümkünken niçin aynı dil ailesinde olan diller birbirine benzedi diye hemen bir öbürüne çalmış olsun? Senin zekan yok mu? Senin beynin yok mu? İslam'ı eleştireceğim diye bu kadar pespayo komik duruma düşmenin alemi ne? Ha, güya kendince aydınlanma yaşıyor. Sen önce kendini aydınlat. Başkasını aydınlatmaya sıra gelir. Bu ne rezalet Allah aşkına yani? Ne olmuş birbirine benziyorsa bir öbürüne çaldın nereden çıkardın yani? Allah akıl fikir versin. Çok enteresan şeyler, çok tuhaf şeyler. Kaldı ki
Madem Araplardan ve Arapçadan bu kadar nefret ediyorsun, aklın gözündeki akıl kelimesi Arapçadır. Sen de Araplardan çalmışsın. Mantık buysa cevap da böyle olur. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka örneğimize. Meral Akşener hanımefendi. Anıtkabir'e iman tazelemeye geldim sözünü yanlış söylemişim. Öyle dedi çünkü. Anıtkabir'e iman tazelemeye geldim. Demek ki onun iman şartları içerisinde Anıtkabir'de Atatürk'e iman etmek diye bir şey de var. Niyetim Atatürk'ü putsallaştırmak değildi. Ben 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan hacıyım. Şimdi 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılıyorsunuz, kılmıyorsunuz, hacca gittiniz, gitmediniz. Bu Allah'la sizin aranızda beni hiç ilgilendirmiyor. Buna olumlu olumsuz yorum yapamayacağım. Ama Meral Hanım, bu kırdığınız ilk pot değil. Biz sizi 28 Şubat dönemlerinden de hatırlıyoruz. O gün 28 Şubatçıların din mütedeyyin kesimi ezen, parçalayan o 28 Şubat kararlarını mutlaka uygulayacağız diye üzerine bastıra bastıra söyleyen sizdiniz. Hani bu dil sürçmesidir. Hadi geçelim bunu ama geçemeyeceğimiz şeyler de var. Daha yakın tarihte yapmış olduğunuz bir konuşmanızda da medeni bilgileri okullarda zorunlu hale getireceğim, okutacağım demiştiniz. Ben her iddiasına girerim. Siz o medeni bilgi kitabını okumadınız. Onun içerisinde ne var? O gittiğiniz hacı reddeden ifadeler var. O inandım dediğiniz dini eleştiren ifadeler var. Meral Hanım, lütfen konuşmalarınıza itikadi açıdan dikkatli olun. İmanınızı sarsan ifadeler kullanmayın. Biz Türkiye'yi temsil eden, belli bir kitlenin önderi olan dini ya da siyasi liderleri aşağılayıp hani vur vurabildiğin kadar, eleştirebildiğin kadar deyip de rencide etme sevdalısı insanlar değiliz. Ama siz kendi söylemlerinizde size oy verenleri ya da verecek olanları zor durumda bırakıyorsunuz. Bunu yapmayın. Ne demek Anıtkabir'e gittim, iman tazelemeye gittim? Ne demek 28 Şubat kararları mutlaka uygulanacaktır? Ne demek medeni bilgiler mutlaka okutulacaktır? Artık hangisinde samimisiniz? Hangisi dil sürçmesi? Hangisi gerçek? Kafamız karışıyor. Lütfen bu türlü sözlerden uzak durun. Ayrıca putlaştırmak değildi diyorsunuz da putlaştıranların sayısında Allah bilir, o da artık başka bir programa kalsın. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka tweetimizle. Halil Konakçı yalnız değildir. Her iddiasına girelim yalnız değildir. Onun gibi o kadar çok hurafeci, o kadar çok masalcı, o kadar çok dini tahrip etmeye çalışan insan var ki yalnız değildir, yalnız olamaz. O olmasa bile yığınlarca var. Bakın ne yazmışız. Şimdi o videodaki konuşmasında diyor ki Meryem'den diyor İncil'de ve Tevrat'ta bahsedilir diyor. Ama diyor orada bozuk bahsedilir diyor. Yanlış bahsedilir. Yani bir dakika. Ya Meryem validemiz dünyaya geldiğinde Tevrat geleli 2-3 bin yıl olmuştu zaten. Ya nasıl oluyor da 3000 sene önce, kendisinden 3000 sene önce yazılmış olan bir kitaptan Meryem'den bahsedilebiliyor ki? Ne dinler tarihi okumuşsun? Ne açmış Tevrat'ta ne yazar, Kur'an'da ne yazar, ikisi arasında alakalı bunu okumuşsun. Sen önce namaz kılmayanları cezalandırma peşinde koş. Ebu Bekir Sifil kankanla beraber namaz kılmayanları nasıl işkence yaparız, nasıl öldürürüz ona kafa yiyor. Bakın ne demişiz tweetimizde. Evet, kesinlikle yalnız değildir. Onun gibi yığın, bir yığın masal anlatan var. Sen Meryem Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam'ın evleneceğini nereden çıkardın? Bir de bu var arkadaşlar. O videoda bunu da ikisini birden söylüyor. Hakikaten ya nereden çıktı? Ya sana düğün davetiyesi mi geldi? Meryem validemizle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evleneceklerdi de seni de nikah şahidi olarak çağırdılar mı cennete? Hayırdır? Nereden çıkardın sen bunu? Birisi demiş. Sen her önüne koyana inanacak mısın? Toplumu aydınlatıyoruz. Ya aydınlatma gözünü, karanlık kalsın, bırak ya. Karanlık olduğundan emin olalım. Işık diye gösterdiğin şey daha beter karanlık. Kahraman diye peşine takıldıklarımızın, takılmıyorum da takıldıklarımızın diyelim, sizi sadece peşine takıldıklarınız size sadece macera yaşatır. Coşku ve heyecan verir. Peki Kur'an-ı Kerim'deki doğru bilgiyi verir mi? Orada sınıfta kalıyoruz. O kadar çok hurafe, o kadar çok yanlış var ki. Yani buraya kadar okumuş olduğumuz tweetlerden, efendim yapmış olduğumuz alıntılardan şu sonuca ulaşıyoruz. Toplumun dini ve siyasi liderleri eğer akılla, Müslüman olduğumuz için öncelikle Kur'an-ı Kerim'de denetlenmezlerse İşte böyle garip garip şeyler ortaya çıkıyor. Adam Meryem'le Muhammed Aleyhisselam'ı evlendiriyor. Sonra Meryem'den 3000 sene önce yazılmış olan kitaba onun adını sokuyor. Tarih, kronoloji, mantık, fizik kanunları yerle bir oluyor. Ve bu insanlar İslam'ı en iyi anlatan, en iyi yaşayan, en iyi bilenler olarak anlatılıyorlar. Tarif ediliyorlar, ekranlara davet ediliyorlar. Konferanslar, seminerler, şunlar bunlar alıp başını gidiyor.
alıp başını gitsin de peki ümmet nereye gidiyor? Ya Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde Muhammed ile Meryem evlenecek diye bir ifade var? O zaman Hazreti, senin babası Hazreti Muhammed, üvey babası olmayacak o zaman. Ne bu garip garip şeyler ya. Nereden çıkarıyorsunuz bunu arkadaşlar? Hangi mantıkla bunları savunuyorsunuz? Nasıl bunlara inanabiliyorsunuz? Bakınız, terazi şöyle çalışıyor. İslam, Müslümanlar arasındaki hurafeciler uydurur, terazinin bu tarafını doldurur. İslam karşıtı bunları kullanır, terazinin bu tarafını kaldırır. Bu bir terazi gibidir. İki başlı yılan gibi. Biri yiyor, öbürü doyuyor. Bu uyduruyor, o bunu kullanıyor, ondan geçiniyor. Aslında ikisi birbirinden geçiniyorlar. Olan da dini Kur'an-ı Kerim'den anlamaya çalışan Müslümanlara oluyor. O kadar çok gaflet yapıyorlar ki hocalar. Bir tane iki tane de değil yani. Mesela bakın, işte tasavvuf üzerine, ne bileyim işte tarikatlar üzerine, işte sufiler irfan yuvasıdır, efendim dergahlar irfan yuvasıdır, nefis tezkiyesi vardır, insanları arındırırlar falan diyorlar. Yani iyi de tasavvufçular uydurma hadis söylemekten kendini arındırdılar mı? Ya bir insanın kendisini temizlemesi gereken en önemli kir ve pislik yalan söylemektir. Çünkü dürüstlükle, karakterle, ahlakla ve benzeri kavramlarla bağdaşmayan en korkunç cürüm yalan söylemektir. Sufilerin en çok yaptığı şey Hazreti Muhammed hakkında yalan söylemektir. O kadar çok hadis uydururlar ki Resulullah hakkında. O kadar çok yalan söylerler ki. Hatta hadisler arasında çok meşhur bir ifade vardır. Hadis uydurmacılar arasında en şerli olanlar bu sufi dediğimiz insanlardır. Canı sıfırı tak, bu konuda hadis var. Bu konuda peygamber söyledi. Burada bunu dedi diye akla hayale gelmedik bir yığın hurafeyi masalı uydururlar. İslam diye anlatırlar. İslam karşıtları da alır bunu kullanırlar aziz kardeşlerim. Bu tuzağa düşmeyelim lütfen. Yani aman dikkatli olalım. Bakın burada kalmıyor bu uydurmalar. Gördüğünüz gibi adam caminin kürsüsünden Muhammed ile Meryem'i evlendirdi. Böyle şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ya insan bunları söylerken biraz tüyleri diken diken olur. İnsan bunları ifade ederken biraz Allah'tan korkar. Yarın huzuru ilahide nasıl hesap vereceğini düşünür. Bunlara bakmak lazım sevgili kardeşlerim. Yani insan gerçekten nutku tutuluyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Bir yığın hurafeyi yayarak ümmeti Muhammed'e zarar veriyoruz. İnsanlara zarar veriyoruz. İslam'ın imajına zarar veriyoruz. Ya bizim dini liderlerimiz hurafe içerisinde, siyasilerimiz ağzından çıkana dikkat etmiyor. Şovmenlerimiz zaten cinsellikten kafasını kaldırmıyor. Ne olacak bu milletin hali? Ondan sonra nasıl karar vereceğini, kimin peşinden gideceğini karıştırmış, şuuru bulanık bir toplum ortaya çıkıyor. Dizilerdeki ahlaksızlıklar ayrı bir dert. Rüşvet skandalları ayrı bir dert. Efendim ekonomik buhranlar ayrı bir dert. Nereye varacak bu işin sonu? Yani ben şuna inanıyorum. Yani insanlar eğer ağzından çıkanlara dikkat etmiyorlarsa bir noktada bu sadece basit bir diz düşmesi değil, şuur altlarındakini dışarıya yansıtıyorlar. Demek ki bu adam zihni hurafelerle, dini, itikadi, ideolojik yanlışlarla o kadar yoğrulmuş ki yanlışı bile o alanda yapıyor, o şekilde yapıyor. Allah muhafaza etsin ya. Allah muhafaza etsin insanları saptıran kötü önderlerden olmaktan yahut bunların izinden gitmekten ahirette bizi korkunç felaketlere sürükleyecektir. Bunların peşine gitmekten Allah'a sığınmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sapanlar ve saptırılanların örneklerini verir. Yarın huzur-u ilahide bunların birbirleriyle feci şekilde tartışacaklarını, cehennemde kavga edeceklerini ama bu kavganın onlara herhangi bir yarar getirmeyeceğini anlatır. Nasıl oluyor da biz Müslümanlar bizleri aldatan, bizlere yanlış bilgiler veren, bizleri saptıran, ahlaksızlığa, edepsizliğe, yanlış yollara sürükleyen insanların peşinden gidebiliyoruz? Bakıyorsunuz aşırı duygusal tepkiler veriyoruz. İmam hatipler kapatılsın. Diyanet kapatılsın. Tarikat kapatılsın. Karşı taraftan da böyle tepkiler geliyor. Güzel de senin yüzyılları aşmış kurumları, kitapları, dini liderleri, önderleri, kaynakları olan kurumlar, efendim bunlar pat diye kapatılsın denince kapatılıyor mu? Kapatılacak mı? Yani yeni bir konu açmak istemiyorum. Emin olun arkadaşlar, bugün diyaneti kapatın. Her tarikat kendi diyanetini kuracak. Bir tanesinden kurtulmak istiyorum derken binlercesine karşı karşıya kalacaksınız. İnsan bir kere ağzından çıkanı duyar. Bu da ağzından çıkanlara dikkat etmeyen, diline sahip olamayan insanların sloganlarıdır. Yani neden diyanet kapatılsın? Neden tarikatların üzerine çökelim? Hayır efendim. Türkiye'de yanlış yapanlar denetlensin. Boğarak, öldürerek, gerici görerek, irticacı görerek, yobaz görerek, aşağılayarak, birbirimizi rencide ederek bir yere varamayız. Buraya kadar anlatmış olduğumuz diline sahip olamama örneklerinden kurtulmanın yolu
Öncelikle kendimizi denetlemektir. Elbette buraya kadar pek çok insanı eleştirdik, pek çok insanın yanlışlarını söyledik ama bu yanlışlara her an biz de düşebiliriz. Bu tuzaklara düşmemek için sürekli dikkatli olmamız lazım, sürekli kendimizi olmamız lazım. Kendimizi ve bizi yönlendirenleri mutlaka ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'le denetleyip Kur'an-ı Kerim ışığında sorgulamamız lazım. Bu şekilde eleştirmemiz gerekir. Bizi ahlaksızlığa iten, hurafelere iten, kin ve düşmanlığa iten, kavgaya iten fikir ve görüşlerin tamamından Allah rızası için uzak duralım. Yarın ahirette sonumuz çok kötü olur. Sevgili kardeşlerim, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.